İstanbul yeryüzünün başkenti ve İstanbul içinde öyle muhteşem yapılar var ki eğer onlara kulak verirseniz size sadece Osmanlı'yı değil, size sadece Doğu Roma'yı değil, size Büyük Roma'yı da anlatırlar. Şu eser aslında bir adak yapısıdır. Hem de Doğu Roma İmparatorluğu'na tarihlenen müthiş bir adak yapısı. Eserin adı Osmanlıların taktığı isimle Küçük Ayasofya. Roma İmparatorluğu'ndaki adı Küçük Ayasofya değil, Servius Bacchus Kilisesi. Neden Küçük Ayasofya? Çünkü Osmanlılar bu eseri Büyük Ayasofya'ya çok benzetmişler. Çok sevmişler ve ona Büyük Ayasofya'nın adını takmışlar. Büyük Ayasofya'yı, bugünkü 3. Büyük Ayasofya'yı yapan adamla bu arkamızdaki Küçük Ayasofya'yı yapan adam aynı kişi. Yani Doğu Roma'yı yeniden Büyük Roma haline getiren Justinianus. Bir gün Küçük Ayasofya'da alnınızı secdeye koyun. Bir gün Gül Camii'ne gidin, Aya Theodosia. Bir gün kalkın Bodrum'a gidin. Bir gün kalkın Atik Ali Paşa'ya gidin. Bir gün Kefeli'ye gidin. Bir gün Pantokrator Molla Zeyrek Kilise Camisi'ne gidin. Bir gün Atik Mustafa Paşa, Hazreti Cabir'e gidin. Bu kadar çok ki İstanbul'da. Bu eserleri seviyoruz. Bu eserleri önemsiyoruz. Çünkü bu eserler hem Roma'yı gördü, hem Osmanlı'yı gördü. Siz gelirseniz bir de sizi göreceğim.